Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii herkes bilir. Ben her şeyi biliyorum, ben alimim, bana sorun edin demek kötü bir şey. Tabii böyle insanlar var mıdır? Ya da bu onun hareketleriyle belki belli olabilir diye düşünüyordum ben şahsen. Açık açık ben alimim, sen cahilsin diyene de rastladım. Televizyonda üstelik. Demek ki o da olabiliyormuş. Şimdi bu hareket televizyonda gördüğüm kadarıyla söyleyip bana itici geldi. Hoş bir şey değil yani. Bir insanın ben alimim, bana sorun, ben bilirim demesi. Şimdi dinimiz açısından uygun mudur? Yani alim, ben alimim demeli mi veya öyle soralım. Şimdi bu sualin cevabını Peygamber Efendimiz vermiş aleyhissalatü vesselam. Çünkü bir hadis-i şerifte alim olduğunu söyleyen kimse cahildir buyuruyor. Tamam işte. Cevabı bulduk. Alim olduğunu söyleyen kimse cahildir. Ben bilirim diyen bilmiyordur yani. Evet. Çünkü her sorulana cevap veren, her gördüğünden mana çıkaran ve her yerde bilgi satan kimse cahilliğini ortaya koyar buyuruluyor. Şimdi İmam Hatip okulundayken Bağdat sonra da Eser'de okumuş bir tefsir hocamız vardı. O adamcağız bir şey anlattıydı. Dedi ki Eser'de dedi bize dedi, Arap dili ve edebiyatına dedi Mısırlı birisi geliyordu dedi. Zaten Eser'de Mısır'da ya. Fakat dedi ya dedi böyle dedi Türk öğrenciler de var dedi okulda. Mısırlı öğrenciler de var dedi. Adam dedi bir Arapça kelime geçiyor dedi. O Arapça kelime şair diyor ki diyor o kelimeyi orada geçiriyor. Şiir söylüyor yani ha, onunla ilgili. Ha. Şair diyor ki diyor o kelime o şiir. Yani o adama, beyitte geçiyor. Adam ağaç diyorsun şair diyor ki diye ağaç geçen bir şey söylüyor. Söylüyor. Ağaçla ilgili. Ya her kelime için böyle her derste. Kabiliyetli bir şey. O sana dedi biz dedi Türkiye'den giden dedi öğrenciler dedi Mısırlı çocuklara dedik ki ya sizin dedelerinizin işi gücü yok da her kelime için şiir mi söylediler? Mısırlı çocuklar da demişler ki biz de şüpheleniyoruz demişler ya. Yani biz böyle bir şey duymadık. Şey yapmadık yani bundan. Demişler o zaman demişler. Tabii öğrenci taktiği bu. Demişler, hoca gelmeden önce bir şey yapalım şimdi tahtaya. Sen bir harf söyle, bir harf söyle. Sen söyle. Herkes rastgele bir harf. İşte 5-6 harflik bir şey. Yazmışlar. Yazmışlar tahtaya. Saçma bir kelime yani. Ondan sonra adam gelmiş. Demişler, hocam biz bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Bizim o tefsir hocası dedi ki, adam şöyle bir baktı dedi. Çocuklar şair diyor ki dedi. Adam bir şiir uyduruyor. O oradaki uyduruk kelimeyi onun içinde geçiriyor bir de mana yüklüyor. Evet. Ana diyorlar tamam uyduruyor. İyi atıcıymış adam. Uyduruyor yani. Bu uyduruyor. E şimdi her gördüğünden mana çıkaran cahil. Ama efendim peki bunlar ne yapıyor? Zeki. Her şeyi adapte edebiliyor ama akıl yok. Bir gün gelecek bu açığa çıkacak. Akıllı olsaydı öğrencilerin o tuzağına düşmezdi. Evet. Değil doğru. Mi? Doğru. Öğrenciler. Tuzağa düşmüş yani. Tuzağına düşmedi ve düşüyor. Düşmüş de. Şimdi kitaplarda anlatırken tekebbür deniyor. Yani kibirlenmek. Allah kibriya. Allah-u Teala sıfatıdır. Kibir ve kibriya sıfatı Allah-u Teala mahsustur. İnsan nefsini ne kadar aşağılarsa Allah-u Teala indinde kıymeti o kadar yükselir buyuruyor. Kendine kıymet verenin Allah-u Teala katında kıymeti olmaz. Kibrin zararını bilmeyen kimse için alim demek yalan olur. Adam kibirler falan diyor falan. Buna alim demek yalan olur diyor. İnsanın ilmi arttıkça Allah-u Teala'dan korkması artar. Günah işlemeye cesaret edemez. Bunun için peygamberler tevazu sahibiydiler. Allah-u Teala'dan çok korkarlardı. Kendilerinde kibir ve ucub gibi kötü huylar hiç yoktu. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri de bir misal veriyor. Hasan-ı Basri Hazretleri de veriyor. Hasan-ı Basri Hazretleri de vermiş. Şimdi bilmek yetmiyor bazen. Mesela gözünle görüyorsun bir tane kocaman bir yılan gözünün önünde geldi orada deliği vardı oraya girdi.
gördün. Biliyorsun orada yılan olduğunu. Gözünle de gördün. Gidip elini sokar mısın oraya? Ancak bilmeyen sokar elini. Değil mi? Yani görmemesi lazım. Bilmiyor yani yılan olduğunu. Bilen sokuyorsa ahmaktır bu. Yani, değil mi? Tabii. Ahmaktır. Onun için burada buyuruyor ki alim olup da Allah-u Teala'dan korkmuyorsa buna alim demek yalan olur buyuruyor. Alim değil bu. Ahmak. Ahmak. Yani hem ahireti ahiretin mahşeri, mizanı, orada hesap sonra bilecek, hem de orada rezil rüsva olup cehenneme atılacağını, bunların hepsini bilecek, günah işleyecek. Olmaz buyuruyor bu. Yılanın orada olduğunu bilecek ama elini sokacak. Elini sokacak. Ahmaklıktır bu. Ahmaklıktır bu. Şimdi mesela bir sürü ilahiyatçı var. İşte konuşuyor, ediyor, bilmem ne ediyor falan. Bakıyorsun hallerine adam İslamiyet'e uymuyor. Dolayısıyla kariyeri, etiketi ne olursa olsun. Ahmak bu adam. Buna alim denmez. Alim demek yalan olur. Eğer gerçekten alim olsaydı bu adam Allah yolunda mesafe kat ederdi. Allah-u Teala'nın dinine uyardı. Emirleri yapardı. Yasaklardan sakınırdı. Ve Allah-u Teala'nın kelamı hakkında yorum yapmaya cesaret edemezdi. Ediyorsa bu adam akılsızdır. Bu adama alim denmez ki. Öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor. Halbuki bilmiyorum, öğrenip de söylerim diyen kimsenin derin alim olduğu anlaşılır. Resulullah Efendimiz'e en kıymetli yer neresidir denildikte, bilmiyorum, Rabbim bildirirse söylerim demiştir. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam'a sormuş, ondan da aynı cevabı almıştır. O da Allah-u Teala'ya sormuş, mescitlerdir cevabını almıştır. Araf suresinin affet marufu emretme halindeki 198. ayet-i kerimesi gelince Cebrail Aleyhisselam'dan bunun açıklamasını istemiş. Şimdi diyor ki Kur'an'da buyuruyor, ben diyorum ki. Ama Kur'an-ı Kerim kendisine vahyedilen zat Araf suresinin 198. ayet-i kerimesinde affet marufu emret. Burada ne murad ediliyor ben anlamadım diyor Peygamber Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam ben de bilmiyorum diyor. Arz edeyim Allah-u Teala ve Rabbinden öğrenin diyerek gitmiştir. Tekrar geldiğinde Allah-u Teala senden uzaklaşana yaklaş, senden esirgeyene ihsan et, sana zulüm edenleri affet. Anlamı uymuş onu. Muradı ilahi buymuş. Af dileyenleri affet diye anlar insan normalde. Tabii. Sana zulmedenleri affet. Tabii. Emrini verdi dedi. Şabi Hazretleri kendisine sorulardan birisine bilmiyorum deyince sen Irak memleketinin müftüsüsün bilmiyorum demek sana yakışır mı dediklerinde meleklerin üstünleri bilmiyoruz dediler. Benim söylememden ne çıkar buyurdu ya. Cebrail Aleyhisselam bilmiyorum dedi. Ya. Ben bilmiyorum deyince ne kıymet olur ki diyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri bir suale bilmiyorum deyince hem Beytülmal'dan maaş alıyorsun hem de cevap vermiyorsun dediler. Beytülmal'den bildiklerim kadar ücret alıyorum. Bilmediklerim için alsaydı Beytülmal'de bundanların hepsi yetişmezdi cevabını vermiştir. Dolayısıyla bir kimse her konuda işte bilgiçlik taslıyorsa bu kimsenin cahil olduğu anlaşılır buyuruyor. Hatta çok özür dilerim de İslam alimlerinin sözü olduğu için nakledeceğiz mecburen. Ahmak olduğu. Ahmak olduğu anlaşılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki her bilenin üstünde bir bilen vardır. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Hepsinin üstünde Allah-u Teala var ya. Allah-u Teala ilim sıfatı var. İnsan korkması gerekir. İnsan korkması gerekir. Dolayısıyla hani insan önce kendisine lazım olan bilgileri öğrenmeli ama bu bilgileri de amel etmek için öğrenmeli. Amelleri de ihlas yapmak için. Yoksa adam oturuyor mesela bir sürü şeyler anlatıyor falan. Hatta bir seferinde TGRT eski binasındaydı. Birisi aradı falan işte. Bir isimden bahsetti işte dedi falan alim. Dedim ya kitaplarda diyor ki alimi alim tanır. Demek ki sen dedim alimsin ki tanır. Ya dedim ben alim değilim. E dedim nasıl alim diyorsun ona? E dedim çok konuşuyor. Ha çok çok konuşan alim olsaydı o zaman hayvanlardan kuşlardan bazılar çok gevese. Onlar da alim olur. Çocuklar da çok konuşuyor. Çocuklar da çok konuşuyor. Demek ki her konuda kendini öne çıkarmak, her şeyi bilirim, ben alimim demek İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin buyurdukları gibi akılsızlıktır, ahmaklıktır. Alim olduğunu söyleyen kimse zaten cahildir diye hadis-i şerifte de bildirilmiş. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamız bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, namaz
Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Ahmet'im Ahmet, ceddin Muhammed, bulurlar rahmet efendim aşk meydanında. Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında. Hazreti Bekir dilinde zikir, daima şükür efendim aşk meydanında. Daima şükür efendim aşk meydanında. Hazreti Ömer belinde kemer, Hudeyb döner efendim aşk meydanında. Hudeyb döner efendim aşk meydanında. Hazreti Osman cami-i Kur'an, okunur her an efendim aşk meydanında. Okunur her an efendim aşk meydanında. Hazreti Ali şüphesiz veli, Allah'ın arslan efendim cenk meydanında. Allah'ın arslan efendim cenk meydanında. Tam ilmihal saadeti ebediye. Biat, söz vermek ve sözünde durmak demektir. Tasavvuf yolunda çok kullanılan bir kelimedir. Bunu kullanmak Eshab-ı Kiram'ın sünnetidir. Radiyallahu Teala anhüm. Biat 3 kısımdır. Birincisi, bir büyüğün önünde günah işlememek için söz vermektir. Buna tevbe biati denir. Büyük günahlardan biri işlenince bu biat bozulur. Yeniden biat etmek lazım olur. Gıybet edince bozulup bozulmamasında şüphe edildi. Bir Müslümanı tahkir ederek, onu kötüleyerek gıybet yapmak elbet büyük günahtır. Yanlış söyleyen ve yazan din adamlarını ve bid'at itikadında olan tarikatçıları Müslümanlara haber vermek, duyurmak gıybet olmaz. Müslümanların bunlara aldanmaması için bunları söylemek lazımdır. Biatın ikincisi, intisap etmek, bereketlenmek için bir veliye, rahmetullahi teâlâ aleyh veya onun hakiki mensuplarına biat etmektir. Böylece onlar için bildirilmiş olan müjdelere ve şefaatlerine kavuşulur. Mesela Gavs-ü Sekaleyn Abdülkadir Geylani kuddise sirru, benim talebelerim tevbe etmeden ölmezler buyurmuştur. Bu müjdeye kavuşmak için bu yolun büyüklerinden birine biat olunur. Bu biati tekrar etmek lazım değildir. Biatin üçüncüsü, evliyanın feyizlerine kavuşmak, faydelenmek için yapılır. Tasavvuf büyüklerinden birine biat edip, onun gösterdiği vazifeleri ve ihlas derecelerini yapıp, faide elde edemezse, üstadı razı olsa da ve olmasa da, başka birine intisap etmesi, başka bir âlime biat etmesi caizdir. Fakat, birinci âlimi inkâr etmemesi lazımdır. Ondan nasibi, kısmeti yok demektir. Üstadının, İslamiyete uymakta gevşekliğini görürse ve zenginlere yanaştığını, dünyaya düşkün olduğunu anlarsa, Allahü Teala'nın feyizlerini, sevgisini ve marifetini başka birinde aramalıdır. Baba Haydar Semerkandi
Türkistan'da doğup nuruyla İstanbul'u süsleyen büyüklerden olan Baba Haydar Semerkandi Hazretlerini anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Cihan Sultanı şimdi Eyüp'te bir kulübe aramaktadırlar. Kimselerin ismini bilmediği zatı bir küçük çocuğun verdiği adresle bulurlar. Cihan Sultanı sarayından çıkmış bir kulübenin kapısında durmaktadır şimdi edeple. Biraz sonra içeriden "Buyurun sultanım" sesiyle kulübeye girerler. Evet, sultanın gördüğü zat işte bu zattır. Kulübe pek bir temiz ve mütevazıdır. Fakat binlerce sinek emir almışçasına Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin yüzünü saklamaktadırlar. Sultan Baba Haydar Hazretlerine, "Şu sineklere söyleseniz çekilseler de mübarek yüzünüzü görsek." Büyük evliyanın cevabı, Osmanlı'yı ve Osmanlı sultanlarının şerefinin büyüklüğünü izhar eder tarzdadır. "Sultanım, siz şimdi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vekilisiniz. Siz kovunuz." Kanuni Sultan Süleyman, Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin yüzünü gizleyen sinekleri kovmaya çalışırsa da muvaffak olamaz. Belli ki sineklerin emir alacağı merci bellidir. Ve bu Baba Haydar Hazretlerinden başkası değildir. Bunun üzerine Büyük Veli'nin küçük pencereyi açıp sineklere "Hadi" demesi yeterli olur. Bütün sinekler dışarı çıkar. Sultan böylesi bir evliya için her türlü isteğini yerine getirme sözü verirse de dünyayı gönlünden çıkarmış olan Baba Haydar Hazretleri sadece ahiretine yarayacak bir istekte bulunur sultandan. Bir cami yapmasını ister ondan. Sultan daha sonra bir cami yaptırır Baba Haydar Semerkandi'nin emri üzerine. Bir de özel bir oda yaptırırsa da Büyük Veli için o dünyaları sığdırdığı kulübesinde ömrünün sonuna kadar yaşar. Fark etmese de çok kimseler onun duaları devleti savaş meydanlarında, milleti günlük hayatlarında ve ahiret işlerinde yalnız bırakmaz. Ve yaprakların sararmaya, düşmeye başladığı hazan mevsiminde hüzün bütün bir İstanbul'u sarar. Bir büyük evliya olan Baba Haydar Semerkandi Hazretleri vefat ederek rahmeti rahmana kavuşurken seneler 1557'yi göstermektedir. Her anını Resulullah'ın sünnet-i seniyyesi üzere geçiren Baba Haydar Semerkandi Hazretleri buyurdular ki, "Bid'atten çok sakınınız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bir şey katmamalı ve onun eshab-ı kiramına uymalıdır. Çünkü eshab-ı kiramdan her biri gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyan saadete kavuşur." Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ehli sünnet alimlerine inanmak, uymak muhakkak şarttır. Çünkü doğru yoldan kayarak dalalete düşenler, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kendi bozuk inançlarına göre yorumlayıp sapıtmışlardır. İslam ahlakı. Mala muhabbet. Haram yoldan kazanılan mal, mülk olmaz. Kullanması haram olur. Helal malı, ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse, azaba sebep olur. Hadis-i şerifte, "Altına ve gümüşe köle olana lanet olsun" buyuruldu. Köle, daima efendisinin kalbini kazanmayı düşünür. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allah-u Teâlâ'nın emirlerini unutturursa,
dünya muhabbeti denir. Allah zikri düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte, geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi, mal para toplamak olacaktır, buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek, ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte, Allah-u Teâlâ insanları yaratırken, ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir, buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızk da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsîde, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster, buyuruldu. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Buna kanaat denir. Zinet olan şeyleri kazanmak mübahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyete uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyetin dışına çıkmak haram olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Dünya muhabbeti şaraba benzer. Bundan içen ancak ölüm zamanında ayılır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada, Yavru Vatan, Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli liman kenti Gazi Magosa'dayız. Biz okul hayatımız yıllarında Magosa'yı Namık Kemal'in zindanlarda çürütüldüğü yer olarak bilirdik. Magosa Kalesi zindanlarında çürüdü falan böyle. Şimdi o zindanın içindeyim efendim. Namık Kemal'in ceza olarak atıldığı zindanın içindeyim. Magosa Kalesi'nin duvarlarının hemen şehre doğru olan iç kısmında duvarlara yapışık şeklinde eski Venedik Sarayı'nın kalıntılarının yanına kurulmuş olan Topçu Kışlası'nın bir bölümüymüş burası efendim. Belki de asker hapishanesi olarak kullanılırdı. İster mi? İster efendim şimdi. Askerlik ağır bir meslektir. İnsanlar ağır meslekteyken biraz daha gözü dışarıda olabilir. Yani onu yapmasam da onu yapsam gibi düşünceler içinde olur. O zaman da suç işler. Suç işleyince de bu hapis cezası, ölüm cezasına kadar bütün cezalar insanlık hayatında ola gelmiştir. Yani bunu tukaka diyemezsiniz ki, başka türlü ne yapacaksınız efendim yani? İki kişi birbiriyle kavga ettiyse ne yapacaksınız? Nasihat, nasihattan da anlamıyor. Nus ile uslanmayalı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir denmiş. Burada 5 metreye 4 metre ebadında üzeri tonozlu şekilde olan efendim üst tarafında bir penceresi, altta bir penceresi bulunan, efendim kapısı ahşap, pencere demirleri de çok fazla kalın değil, 12'lik demirlerden veya işte 14'lük demirlerden gibi, taştan bir sediri olan,
şöyle. Buraya da bir tahta atmışlar ama tahta herhalde 1873'ün tahtası değil. Hasır da o zamanın tahtasına, hasırına benzemiyor. Burada işte Namık Kemal yatmış diyorlar. Buraya Namık Kemal gerçekten sürgün edildi Magosa'ya. Ve bu zindandan da gerçekte kaldı. Ama 2,5 gün kaldı efendim. O zindanlarda çürüme olayı 2,5 gün. Bu zindanın hemen şöyle dışına çıktığımızda dik bir merdivenle yukarı bir odaya çıkılıyor. O merdiveni göreceksiniz efendim. O odada halkla görüşmesi dahil, oturup beraber ziyafet yemekleri yemeleri dahil geri kalan 38 ayın 37 ay 27,5 gününü orada geçirdi. 2,5 gününü de burada geçirdi. Peki niye sürgün edildi? Hani dek durana değnek yok derler. Osmanlı'da sürgün bir görevden, azilden sonra gelebilirdi. Veya direkt olarak mecburi ikamet olarak sürgün gelirdi. Osmanlı'nın nice sadrazamları sürgün hayatı yaşamıştır. Nice Şeyhülislamları mecburi ikamet hayatı yaşamıştır. Nice büyük ilim adamları böyle bir cezamsı bir uygulamaya tabi olmuştur. Peki neden böyleydi? Efendim, bugünün iletişim imkanları o gün yok. Sadece insanlar hakkında zaman zaman kötü niyetli kimseler gıybet ve dedikodu üretebiliyorlar. Ve bu başkentte yayılıyor veya birileri padişaha yanlış haber getirerek bir makam sevdasında olabiliyor. Göze bir girmek için oluyor, efendim o adamı o koltuktan uzaklaştırmak için oluyor. Oluyor muydu Osman? Tabii oluyordu efendim. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi oğullarına ölüm cezası vermesine sebep olan bu gıybettir efendim. Gıybet kanser gibidir. Onun için gıybetten çok kaçınmak lazım. İşte böyle bir gıybet dedikodu başladığında bakıyordu padişah, sevdiği birisi var, kıymetli bir insan. Onu harcamamak için gözden uzaklaştırıyordu. Tekirdağ'a sürgün ediyordu. Tire'ye sürgün ediyordu. Efendim, gerektiğinde Kıbrıs'a sürgün ediyordu. Fizan'a sürgün ediyordu. Artık o kişinin toplumdaki kabul görmesi durumuna göre padişah bir yer seçiyordu. Bazen de hakikaten bir uslanmamış, iki uslanmamış Fizan'a gönderiyordu. Orada yaşarken ölenleri de oluyordu. Namık Kemal buraya mecburi ikamete gönderilmiştir. Benim bildiğim kadarıyla. Getiren kimselerin şahsi fikirleriyle valiyi anlatan, aman efendim bu çok tehlikelidir, bunun kapatılması lazım, ihtilattan men edilmesi lazım, kimselerle görüşmesin demek suretiyle vali Veysi Paşa buraya kapattırmış. Sonra durum anlaşılmış ki, iki buçuk günde anlaşılmış bu. Durum anlaşılmış ki, öyle değil durum, burada mecburi ikamet. Getirmişler yukarıda, bir yer vermişler, bir konağı da herhalde kapatacak değiller. Çünkü bir suçtan dolayı gelmiş 1873'teki bir tiyatro oyununda, o günün şartlarında devlete kafa tutarcasına efendim bir temsil. Temsilde de yani idareye karşı bir ayaklanma tavsiye edilir gibi sahneler var. Padişah da diyor ki ben padişahsam bunu burada yaptırmam. Ve buraya gönderiyor. 38 ay burada yiyip içip oturuyor, yeni eserlerini kaleme alıyor. Hiç de yazmaktan geri kalmıyor. Kimse de gelip de ne yazıyorsun? Gene devleti kanıtlayın, bak seni bu sefer denize atarız falan da demiyorlar. Gayet insani ilişkiler içerisinde 38 ayı burada devletin kesesinden yiyip içip kalıyor. Ondan sonra da İstanbul'a dönüyor. Şimdi gidelim de çalışma yaptığı odayı görelim. O odaya çıkan merdivenleri evvela bir görelim. Orada da Namık Kemal'in hayatına bazı kesitler vereyim. Namık Kemal neyle suçlandı? Onu bir görelim. Namık Kemal'in 2,5 günlük
zindan hayatından sonra çıkarılıp iskan edildiği oda olarak burası bize sunuldu. Yere bir tahtabaş dedikleri Anadolu'da eskiden bir tahta divan konulmuş. Onun üzerine ufak bir kilim parçası atılmış. Yani bir canlandırma yapılmaya çalışılmış. Yastık da işte yüzü meydanda şekilde. Burada bir çalışma masası, burada yatıyordu. Burada yazıyordu, eserlerini burada kaleme aldı deniyor. Safahat bu. Şimdi Nami Kemal 1870'te sürgüne geldi. 3 sene burada kaldıktan sonra 76 senesinde kendisini sürgün eden Abdülaziz Han'ın 30 Mayıs 1876'da Mithat Paşa, Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa'nın el birliğiyle 65 kişilik bir komitenin kararıyla Abdülaziz Han tahttan indirilince yerine 5. Murat Han geçti. Şimdi bakınız 1873'te böyle şekilde ihtilalimsi çalışmaların yapıldığını haber alan bir devlet başkanı Abdülaziz Han, efendim basın yoluyla halkı galeyana getiren Güllü Agop tiyatrosundaki bir piyes, Vatan yahut Silistre dolayısıyla efendim bunun yazarı oynatma dediği halde, bir daha böyle eser yazmayacağını söz verdiği halde, devletin memuru olduğu halde orada oynatarak, Nami Kemal çok cesaretli biriydi, deli dolu biriydi efendim. Affedersin, gaza çok gelirdi. İnsanlar onu böyle hep öne ite 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 48 yaşında ölümüne sebep oldu efendim. Gerçeği bu. Yani Nami Kemal'e acımıyor değilim. Ve bu o kadar gerçekçi bir olaydı ki 3 sene içinde Abdülaziz Han'ı intihar etti diyerek kollarından da keserek öldürdüler, şehit ettiler. Yani ciddiyete bakarım sadece tahttan indirme de yetmedi. Dediler ki bu yaşamasın, yaşarsa fena olur. Demek ki milletler arası büyük bir komplonun içindeydi devlet. Ve Nami Kemal gibi birkaç tane fedaiyi de maalesef böyle harcamaya çalıştı. Buna rağmen de padişah onun hayatıyla oynamayıp buraya sürdüydü. Abdülaziz Han tahttan iner inmez yerine 5. Murat Han geçti. Bir rivayete 75 gün falan padişahlık zor yaptı. Aklını kaybetti çünkü. İşte o başa geçer geçmez ihtilalciler hemen Nami Kemal'in sürgününü ona kaldırttırdılar. Ve döndü, geldi İstanbul'a. İsmi Namık değildi. Babasının koyduğu Mehmet Kemal'di. Ama Namık olarak da işte onu sürgüne kadar yollayacak şekilde kışkırtanlar ona Namık adını verdiler. Namık böyle manalı şeyler yazmada üstad olan kimseye deniyor. Sen Namıksın arkadaş dediler. Yani bana da bu yaşta birileri böyle dese ben de kapılırım giderim rüzgara efendim. Evet. Tabii evlilik hayatından falan bahsetmek istemiyorum bu programın içinde. Daha sonraları Nami Kemal döndükten sonra Rodos, Midilli, Sakız adalarında 8,5 sene 2. Abdülhamit Han zamanında mutasarrıflık yaptı. Onun sürgünüyle yakından uzaktan 2. Abdülhamit Han'ın herhangi bir dahli yoktur. Olsa da ne yazardı? Eğer devrim padişahı bunu suçlu gördüyse, suçunu tespit ettiyse hapse de atar, sürgüne de gönderir. Yani mecburi ikamet. Bugün de kanunlarımızda mecburi ikamet var. Gidip karakola imza veriliyor efendim. Hakim bir karar veriyor. Bu şehirden dışarıya çıkmayacaksın arkadaş diyor. Halen. Her gün karakola gel imza ver. 24 saatte bir gidiyor kösk adam. Veya günde iki defa gidiyor. Bir maç fanatiğine bile bu ceza verilebiliyor efendim. Bırakın böyle yazara çizere. Yani Nami Kemal'e verildiyse ceza, maç fanatiğine verilmiş ceza kadar bir ceza verilmiştir. Tabii
o adalarda bulunması devlet hizmetinde onun çok başarılı olduğunu gösterir. Oralarda yaptırdığı yollar, efendim halkı rahatlatacak daha başka sosyal faaliyetlerde Namık Kemal devrin örnek devlet adamından birisi. Ama genç Osmanlılar, jön Türkler sonra da ondan türeye onun türevi alındı. İttihat Terakki başa geçmek için baştaki otoriteyi yıkmak lazım geldiğini bildiklerinden hep otoriteyi zayıflatmaya çalıştılar. Yeri geldi İttihatçılar Paris'te Ermenilerle işbirliği yaptılar. Yeri geldi İttihatçılar Boğazlar'da konaklarında Yahudi sermayesinin ileri gelenleriyle yemekler yediler. Filistin topraklarının İsrail'e verilebilmesinin planlarını yaptılar. Levanten bankacılığın başındaki genel müdürü sırtlarında taşıdılar. Yeter şu padişah bir gitsin. Ondan sonra güllük gülistanlık. Ondan sonra nasıl güllük gülistanlık oldu efendim? Kabristanlık oldu. Kabristanlık. Kan deryasına döndü. Oradaki hükmettikleri şöyle böyle diyelim ki 9 sene. 9 sene koca bir imparatorluğun ölürken çıkardığı ihtilaçlar ve can verme sesleriydi. Memleket yangın yerine döndü. Arkasından gelen İstiklal Harbi de 4 senede o uğraştırdı. Batırlar hazır gırtlağımıza yapışmışken onlar vahşi hayvan gibi insanın gırtlağına saldırdılar efendim. Saldırdılar ve perişan ettiler. Şimdi ben burada Namık Kemal'in bir hususiyeti daha söyleyip burayı kapatıyorum. Namık Kemal'i inceleyecek araştırmacılar, onun veya inceleyen araştırmacı, onu 2 safhalı görürler. Bir deli dolu bir Namık Kemal, efelenmiş, alkışı gördükçe biraz daha böyle keskin, bıçaktan daha keskin dili var. Bir de Osmanlı tarihine hayran bir Namık Kemal. Evrak-ı Perişan'ını okuyanlar Namık Kemal'in bu 2. ve bildiğim kadarıyla esas kişiliğini yakalarlar. Demek ki Namık Kemal Osmanlı hususunda fikri tam. Ancak diyorlar ki iyi ama yani bunları yıkalım canım. Bu adamlar kötü, padişah kötü diyerek Namık Kemal'in kalemini maalesef devlet aleyhine oynatmasını sağladılar. Biz burada Namık Kemal'i rahmetle anıyoruz. Hemen altımdaki oda onun zindan diye 2,5 kaldığı yerdir. Burası da 37 ay 27,5 gün kaldığı, eserlerini kalem aldığı, halkla görüştüğü odadır deniyor. Ben zannediyorum Magosa'nın içinde de rahat rahat elini kolunu sallayarak geziyordu, tozuyordu. Çünkü babasına yazdığı mektupta ben burada epeyce bir sünger çıkarttım falan diyor mektubunda. Yani bırakın denize girmeyi, sünger avlayacak kadar da ileri gidilmiş veya sünger avcıları da epeyce sohbet etmiş. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.